Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere malzemelerim hazır gene. Bugün fırında dan etli güveç yapacağım. Güveç kabımda. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada malzemelerim arkadaşlar. Aslında dan etinden değil, kuzu etinden hani daha lezzetli olur belki. Kuyruk yağı falan kullanarak. Ama ben kendim kuzu eti yiyemiyorum. O yüzden dan etinden yapmaya karar verdim. Hani bundan da olur, hiç fark etmez. Malzemelerimi geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere işte aşağı yukarı 500 gram civarında dan etim var. Bunu birazcık haşladım. Yaklaşık 10 dakika falan işte. Çok da aşırı değil. Çünkü güveç kabuğunda pişeceği için. 500 gram işte dan etim var. Burada 2 tane soğanım var. Hatta bir tanesini de hazırladım. Belki onu da kullanırım. 10-11 tane sarımsağım var. Onları da hazırladım. 2 tane kapya biberim var. 2 tane yeşil biberim var. Biraz bahçemde var biberlem. Onları bilmiyorum kullanacağım. Biraz acılı onlar da karar vermedim. Bir tane domatesim var arkadaşlar. Burada da patlıcanım var gördüğünüz üzere. Tuzlu sulu beklettim. Suyunu süzdüm. Tabağıma aldım. Hatta çok küçük doğramadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz büyük doğradım. Çünkü hani fırında kapta erimesin diyerekten güveç kabında. Burada da arkadaşlar kuru biberim var. Aslında bunu koymasanız da olur. Ben koymak istedim. Çünkü lezzetli oluyor. Annem kendisi kurutuyor Aydın'da. Ondan çok lezzetli oluyor. Hani kokulu oluyor. Bu kuru biber ben çoğu yemeklerde kullanıyorum. Kuru fasulye, nohut, et yemeklerinde falan. Bunu kendim koymak istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Nasip olursa inşallah başlayalım. Arkadaşlar başlayalım inşallah. Biraz zeytinyağı koyacağım dibine. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer kuzu eti falan yemiş olsaydım ben kuyruğunu falan veya kemikli yerini böyle dibini sırlayabilirdik arkadaşlar. Ama ben yemediğim için o yüzden yapmadık. Bismillah. Şimdi bunun üzerine hemen şöyle bir soğan doğrayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şimdi işi koyulursam unuturum. Bizler deyiz, hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımı koydum. Şimdi birazcık da şuradakilerden koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsaklarımı atayım şöyle. Patlıcanlarımı koyayım arkadaşlar. Biberlerimi koyayım. Arkadaşlar güveç kabımı da Türkiye'den hediye geldi. Çok sevdiğim bir kardeşim, Birgül kardeşim hediye getirdi. Bu sene onunla arabayla gitmişti Türkiye izine. O getirdi sağ olsun onun hediyesi. Allah razı olsun. İnşallah her zaman yemek yedikçe annesinin babasının dua edeceğim inşallah. Rabbim mekanlarını cennet etsin kardeşimin, annesinin, babasının, bütün ölmüşlerini. Bu şekilde arkadaşlarım sağ olsun o hediye getirmiş. Uçağdan çünkü biraz hani getirmesi zor oluyor o yüzden. Şimdi arkadaşlarım etimden koyacağım azıcık. Arkadaşlarım içini görüyorsunuz. Etimden koyacağım şimdi. Etlerimi de gördüğünüz gibi çok küçük doğramadım. Biraz büyük doğradım. Şey olsun diye hani hemen erimesin diye. Biraz büyük doğradım elimde arkadaşlar. Şu şekilde. Kuru biberlerimden koyayım arkadaşlar şöyle. Anneciğimin ellerine sağlık. Babacığımın mekanları cennet olsun inşallah. Patlıcanlarımı koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben iri iri doğradım. Hani patlıcanlarım falan. Şey olmasın diye, hani erimesin diye. Patlıcan çabuk eriyor çünkü. Bir daha koyuyorum soğanlarını. Şöyle karışık hepsinden koyuyorum arkadaşlar. Biraz yine arkadaşlar oğlum şimdi kızacak ama parmaklarım yine şeyli, cevizli. Maşallah bizim cevizler bu sene bayağı çok. Her gün biraz biraz gidiyorum, topluyorum. Yani ne kadar eldiven giysen olmuyor. Yani illaki lek oluyor. Kimisinin kabına bazısı kabuklu düşüyor. Çıkarmak zorunda kalıyoruz. O yüzden böyle arkadaşlara falan gönderiyorum. İşte aşağıda biraz kurutuyorum falan. Rabbim inşallah olmayanları nasip etsin. Dediğim gibi bayağı çok. Hani yalnız zaten yenmez bu. Şöyle arkadaşlar birazcık basayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güveç tencerem için hep malzemelerimi hepsini de koydum. Zaten onlar pişince çöker. Sosumu da hazırladım arkadaşlar. 2 tane domatesimi rendeledim. İçine 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, biraz tuz, toz biber. Bu şekilde. Evet bu şekilde. Ha bir de yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Şimdi artık sosumu dökebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Pek su koymayacağım arkadaşlar. Çok azıcık koydum. Eti pişirdiğim, et pişirmiştim. Yani onun suyu vardı. Ondan koydum birazcık.
Sebebi zaten zepsiler hani sulanacağı için o yüzden su koymadım. Çok da sulu olmasını istemediğim için bu şekilde. Sosumu şöyle yayayım. Bir de üzerine birazcık arkadaşlarım tereyağı koyacağım. Birazcık daha lezzetli olur hem. Birazcık tereyağı koyacağım üzerine. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlarım şimdi yağ kaldım, ısladım. Onu koyacağım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel alttan sokacağım. Şu şekilde arkadaşlarım güzelce bastırdım ki havasından, içinde hava almayınca kendi buharından daha güzel olur. Lokum gibi pişer. Şu şekilde. Şimdi kapağımı kapatacağım arkadaşlar. Fırına 180 derecede, bilmiyorum artık 1,5 saat falan sürer herhalde, bir bakarım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar görüşürüz. Arkadaşlar tencerem boyum bayağı ağır. 200 derecede fırını biraz zaten ısıttım. Biraz sonra 180'i düşürün. En alt tabakasını koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bilmiyorum yaklaşık herhalde 1,5 saat falan sürer. Gene de bakarım. Kontrol ederim yani. Görüşürüz inşallah tekrar. Arkadaşlarım tam 1,5 saat oldu. Güveçimiz fırında. Bir bakacağız bakalım. Kapağını açalım. Yağlı kalıp bir kaldıralım. Ne alemde. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı da sıcak, çok güzel kokular gelmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alayım arkadaşlar. Oo, çok güzel olmuş gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmiş arkadaşlar. Belli pişmiş. Bir 5-10 dakika şöyle kapağı açık dursun. Ondan sonra fırınımı kapatacağım. Tam 1,5 saat oldu dediğim gibi. Önce 200'den, ondan sonra 180'i getirdim. Bu şekilde çok güzel görünüyor. 5-10 dakika dursun. Kapatacağım ondan sonra. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi yemeğimi fırından çıkardım. 10 dakikada üzerinin yağlı kağıdını aldıktan sonra beklettim. Hem birazcık soğumasını, dinlenmesini bekledim. Yani yemek kendini çekmesini bekledim. Artık sunum aşamasını geçeceğim. Güzel oldu, kolay oldu arkadaşlar. İnşallah sizler için de güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdi sunumu geçelim artık arkadaşlar. Arkadaşlar artık yemeğim birazcık dinlendi. Etli zebzeli göveç yemeğimiz oldu gördüğünüz gibi. Artık sunumunu yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten patlıcanlar falan hiç dağılmamış. Yani güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere zebzeli etli göveç yemeğimiz oldu. Çok güzel oldu. Mutfağı çok güzel kokular sardı arkadaşlar. Kolay, pratik, basit. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.